Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Ben yıllardır milletvekili adayı oldum, cumhurbaşkanı adayı oldum. Ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, bu kadar yalan haber, bu kadar yanlış belge. Ya birkaç gün bunlara kızdım da şimdi bakıyorum. Ya bunlarla gülmekten başka bir şey yok. Bunlara bitmiyor çünkü. Bitmiyor. Biri çıkıyor, Muharrem İnce'nin eşinin jipi diyor, 10 milyon dolar diyor. Ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Ya böyle olmayan bir jip. Sonra birisi çıkıyor, 10 milyon dolar aldı diyor. Ya hiç 10 milyon dolardan aşağı da konuşmuyorlar ha. Hep orada bak, zirvede yüksek. Ya biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam 2006 model arabayla mı gezer? FETÖ'cüler her gün bir sahte belge üretiyor. Bizim eski arkadaşlar da bunların peşine takılıyor. Acıyorum onlara ya. Kaçak FETÖ'cüler bit yavruları Amerika'dan, Avrupa'dan sürekli iftiralar peşindeler. Ama onlara kızmıyorum da, onlara yakışıyor da, bizim eski arkadaşlarımıza yakışmıyor. Ben size gördüğümü söyleyeyim. Bugün sabahtan Rize'deydik. Hep 30 yaş altı, işte burada olduğu gibi. Bu gençlerle Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz biz. Hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye hakkaniyeti getireceğiz. Türkiye'ye hukuku getireceğiz. Türkiye'ye adaleti getireceğiz. Türkiye'ye aklı, bilimi getireceğiz. Türkiye'ye ahlakı yeniden egemen kılacağız. Bunları yapacağız, hiç kuşkunuz olmasın. Bizim burada, bizim çizgimiz çok net. Çok net. Bakın, o kadar basit ki ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolunda. Bizim çizgimiz bu. Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Biz bu memlekette tarımı yeniden ayağa kaldıracağız. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Fabrikaların bacalarını tüttüreceğiz. Tarlalardan bereket fışkırtacağız. Ya dünyada, dünyada ikinci bir örneği yok. Şu Çaykur var ya, Çaykur. Dünyada bunun ikinci bir örneği yok. Mesela düşünün, Türkiye'de 85 milyon insan yaşar. 85 milyonun 85'i de çay içer mi? İçer. İçer, herkes içer. Yani bir ürün düşünün, Trabzon'a bir dükkan açtın, Trabzon'da kaç kişi yaşıyorsa hepsi o dükkandan alışveriş yapıyor. O dükkan zarar eder mi? Etmemesi lazım. Türkiye'de 85 milyon insan çay içiyorsa, Çaykur zarar ediyorsa, hırsızlık yapıyorsunuz demektir. Bu kadar. İşte bu köhne düzeni yıkacağız, bu köhne düzeni. Bu arada A Haber'e çıkamıyorsun. Ama Halk TV'ye de çıkamıyorsun. A Haber'e çıkarsan AKP engelliyor. Halk TV'ye çıkacağın zaman CHP engelliyor. Hiçbirine çıkamıyorsun. Ne İsa'ya ne Musa'ya. Peki kimler saldırıyor bana? Bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor. Bir yandan troller saldırıyor. Hizbullahçılar saldırıyor. Ben de Köroğlu gibi döne döne vuruşa vuruşa çarpışa çarpışa mücadele ediyorum. Erdoğan 2023'te hedefler koydu ortaya. Ne dedi? 2023'te dedi 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacak. Başka ne olacak? Kişi başı 25 bin dolar olacak. Başka ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. Başka 500 milyar dolar
ihracat olacak. 5-6 gün önce çıktı. 2023'te bunların hiçbiri olmadı. Hiçbiri. Şimdi 2028'i söylüyor. Şunlar olacak. Ama 2023'ün de altına. Yani 2 trilyon dolar demişti 2023 için. Şimdi 2028 için 1,5 trilyon dolar diyor. 2023 için 25 bin dolar demişti. Şimdi 2028 için 16 bin dolar diyor. 2023 için 500 milyar dolar ihracat demişti. Şimdi 2028 için 400 milyar dolar diyor. Bakın biz üçüncü bir yoluz. Üçüncü bir yol. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne cumhur ne millet. Ortadan bodos baba gidiyoruz biz. Ortadan köpekten gidiyoruz. Tabii benim. Ya baş parmağı Erbakan kapmış. Bunu Hizbullahçılar kapmış. Bunu HDP'liler kapmış. Bunu Erdoğan kapmış. Bunu Demokrat Parti kapmış. Biz ne diyoruz? Biz de diyoruz ki üçüncü yoluz biz. Üçüncü yol. Üçüncü yoluz. Bakın yani yeni bir yoluz biz. Yeni bir yol. Bir sorun da Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Bu AKP'nin diyor. Bu AKP'nin döneminde 418 milyar dolar para çalındı diyor. Onu diyor geri alacağım. Fakir fukaraya vereceğim. Söz. Ben de aynısını yapacağım. Ama bir şey öğrenmek istiyorum. Davutoğlu'yla Babacan 2002'den beri AK Parti'nin içindeydi. 2019'da ayrıldılar. 17 sene AK Parti'nin içindelerdi. Son 4 senedir yoklar. Maliye Bakanıydı, Başbakandı, Dışişleri Bakanıydı. Etkili bakanlıydı. Bu çalınan 418 milyar doların hepsi son 4 senede mi çalındı? Davutoğlu ile Babacan'ın döneminde çalındı mı? Onun döneminde çalındıysa Cumhurbaşkanı yardımcılarından da o parayı alacak mısın? Bunları Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Onların dönemi ne olacak? Sadece bu soruyu merak ediyorum. Ben seçilirsem onlardan da alacağım. Söz. Sen alabilecek misin? Biz bu ülkede üreten Türkiye'yi kurarken huzuru getirmek istiyoruz, insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Geçinemiyor insanlar, emekliler geçinemiyor. Öğrenciler yurt bulamıyor, üniversiteleri kapatıyorsun. Esnaf iftar yapamıyor. Bu kötü gidişatı durdurmalıyız. Pasaportumuzun değeri yok. Sınır kapılarında aşağılanıyoruz. Ama Ankara'da şatafat içinde yaşıyor beyefendi. Yazlık sarayı ayrı, kışlığı ayrı. Baharlığı ayrı, sonbaharlığı ayrı. Bakın beni seçerseniz Marmaris'te bir yazlık saray yaptırdım. Size söz veriyorum orayı engelli çocuklara verecek. Engelli çocuklara verecek. ÖTV, Türkiye'de üretilen arabalarda ÖTV aracın fiyatının yarısını geçemeyecek. Bütçenin %2'sini tarımı desteklemeye ayıracağım. %5'ini Ar-Ge teşviklerine ayıracağım. Bunlar hiç kuşkunuz olmasın. Üniversite öğrencilerinin bursları asgari ücretin yarısı olacak. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Ucuz et yemek istiyorsan çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Çaresi yok bunun. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Bakın burada anneler var. Ben size 4 söz verebilirim. 4 söz. 1. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek, süt içecek, yumurta yiyecek, balık yiyecek, ucuza
yiyecek. Söz veriyorum iyi beslenecekler. Söz. İkinci sözüm, iyi okullarda okuyacak çocuklarınız. Özel okullara para vermeyeceksiniz. Size söz veriyorum, iyi okullarda okuyacaklar. Üç, üniversiteye gittiklerinde tarikat yurtlarına muhtaç olmayacaklar. Devletin yurtlarında kalacaklar. Gözünü de arkada kalmayacak. Dördüncüsü de üniversiteyi bitirdiklerinde iş sahibi olacak çocuklarımız. İş. Bunu beraber yapabiliriz. Bunu bugün meydanda, uzun sokakta gördüm. Gördüm. Bu çocuk okur, gördüm. Bu çocuk okur. Biraz uğraşmak lazım. Gençlerle birlikte bunu yapacağımıza inanıyorum. Bir oy Türkiye demektir. Unutmayın, bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiyecek.